İbrahim bin Ethem Hazretleri Dördüncü bölüm Tabiinin meşhur alimlerinden ve evliyanın büyüklerinden. İsmi İbrahim bin Ethem bin Mansur olup künyesi Ebu İshak'tır. Ailesi Arap kabilelerinden Beni İcl veya Temime mensuptur. 96 Miladi 714'te Bel şehrinde doğdu. Anne ve babasının hac sebebiyle Mekke'de bulundukları sırada doğduğu da rivayet edilir. 162 miladi 779'da Şam'da vefat etmiştir. İbrahim bin Ethem Hazretlerinin ahte vefası, sözünde durması ve cömertliği herkesi hayrete düşürürdü. Süheyl bin İbrahim diyor ki: İbrahim bin Ethem Hazretleri ile bir müddet arkadaşlık etmiştim. Bir gün hastalandım. Acıktığımı anlayarak yiyeceğini bana verdi. Canım bir şey istedi dediğimde hayvanını sattı ve parasını bana harcadı. Bir gün karşılaştığımızda "Ey İbrahim, hayvanın nerede?" diye sordum. "Sattık." cevabını verdi. O halde şimdi neye bineceğim dedim. O da sırtıma kardeşim dedi ve beni üç menzil sırtında taşıdı. Dünya malına ehemmiyet vermez ve mübarek kalbi hep Allahü Teala ile meşgul idi. Zenginlerden birisi kendisine bin altın getirdi ve bunu kabul buyurun dedi. İbrahim bin Ethem Hazretleri, ben fakirlerden bir şey almam buyurdu. O zat ben fakir değilim deyince bu sahip olduğum maldan daha ziyadesini ister misin diye sordu. O zat evet deyince bu altınları al götür. Zira fakirler içinde en fakir sensin. Bu halin fakirlik değil midir cevabını verdi. İbrahim bin Ethem Hazretleri dostlarına yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdular: Ey Adem oğlu, sen sustuğun müddetçe selamettesin. Konuştuğun zaman sakınmaya, düşünüp ölçülü ve dikkatli konuşmaya yapış. Kim fısktan, günahtan razı olur beğenirse onu yapanlardan olur. Kim de Allah'a isyan edenleri beğenirse, razı olursa, allah Teala onun ibadetlerini kabul etmez. Şaşılır şu kimseye ki, kalbi ahirete bağlıyken, kendisine ufak bir şey tesir etse veya pire ısırsa, ahireti hemen unutuverir. Şu iki insan, dünyada azab içindedir. Dünya nimetleri kendisine verilmiş, fakat bunları kâfi görmeyip, dünya ile devamlı meşgul olan insan. İkincisi ise, dünya nimetlerinden mahrum olduğu halde, devamlı onların hasret ve üzüntüsüyle ve ona kavuşma arzusuyla dolu insan. Allah'a yemin ederim ki, bedenlerimiz sizi Allahü Teala'ya yaklaştıran bineklerdir. O bedenlerinizi Allahü Teala'ya itaatte kullanınız ki Allahü Teala o bedenlerinizi mübarek kılsın. Allahü Teala'nın baktığı şeyden ibret alan bir göz, fasih bir lisan, hayrı anlayan, inanan ve amel eden bir kalp verdiği kimseler felah bulur, kurtulurlar. İbrahim bin Ethem Hazretleri insanların üç kısım olduğunu beyan etmiş ve birincileri hayırlı amel işleyen, ona devam eden ve ona devam ettiği halde ölenler. İşte bunlar mukarreplerdir. İkincileri, ömürlerini günah ve uzun bir gafletle geçirip, sonra tövbe etmiş olanlar. İşte bunlar eshab yemindirler, cennet ehlidirler. Üçüncüsü ise ömürlerini Allahü Teala'nın men ettiği şeylerle geçiren, harama günaha devam eden ve o haliyle dünyadan ayrılanlar. İşte bunlar eshabı şimaldirler, cehennemliktirler. Ölümü düşünen insan ne dünyanın geçici sıkıntılarına üzülür ne de gelip geçen nimetlerine sevinir. Bir kimseyi azarlamak onun kalbinde azarlayana karşı bir düşmanlık doğmasına sebep olur. Fakat bu yine de kin tutmaktan hafif kalır. Birisi size karşı yaptığı kötü bir muameleden sonra gelip özür dilerse onu güler yüzle karşılayın. Sultanların kapılarından uzak durun çünkü onların kapılarında fitneler vardır. Onlardan belki dünyalığa kavuşursunuz. Fakat diğer taraftan dininden çok şeyler feda eder, kaybedersiniz. Dünyadan yetecek miktarla yetinmeyen kimseye hiçbir şey kafi gelmez. Ancak sonunda bir avuç toprak onu doyurur. Kendisine çok ibadet eden iki kişiden hangisinin üstün olduğunu sordular. O da bu ikisinden hangisi insanlara daha fazla hizmette bulunuyor? İyiliği emredip kötülükten alıkoyuyorsa o daha üstündür cevabını verdi. İbrahim bin Ethem Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. İbrahim bin Ethem Hazretleri bir bağda bekçilik yapardı. Bir gün uyuduğunda ağzında nergis dalı ile bir yılan gelip Dalı sallayarak ona serinlik yaptı. Kendisi bağ sahibi bir gün gelip bana tatlı nar getir dedi. Götürdüm. Ekşi çıktı. Yine tatlı nar getir dedi. Bir tabak daha götürdüm. Bu sefer de ekşi çıktı. Bunun üzerine bağ sahibi: "Sümhan Allah. Bunca zamandır burada bekçisin." yine narın tatlısını ekşisinden ayırt edemiyorsun dedi. Ben de benim vazifem bağı beklemek, hiç tatmadığım narın tadını nereden bileyim diye cevap verdim. Bağ sahibi, sendeki bu hale bakınca İbrahim bin Ethem'sin diyeceğim geliyor, dedi. Bu sözü işitince, tanınmamak için hemen oradan ayrılıp gittim, diye anlatır. Başka bir menkıbe anlatalım. İbrahim bin Ethem Hazretleri bir gün deniz kenarında oturmuş, elbisesini dikiyordu. Memleketin valisi yanındakilerle birlikte oradan geçerken, İbrahim bin Ethem Hazretlerinin başında durdu. Vali onu seyrederken, ''Bak şu dünün hükümdarına, böyle yapmakla eline ne geçti?'' diye düşündü. İbrahim bin Ethem Hazretleri, valinin aklından geçenleri anlamıştı. Kaldırıp iğnesini denize fırlattı. Sonra, balıklar, iğnemi getirin deyince, bir balık ağzında İbrahim Ethem Hazretlerinin denize attığı iğneyi getirdi. İbrahim bin Ethem Hazretleri, iğneyi balığın ağzından aldıktan sonra, valiye döndü elime bu iğne geçti buyurdu. Yani ben Allahü Teala'dan gayrı olanları bırakıp bütün varlığımla ona döndüğüm için bu balıkları bana hizmetçi etti ve bana bu hali ihsan etti demek istedi. İbrahim bin Ethem Hazretleri kalplere şifa kaynağı olan nasihatlerinde buyurdular ki Musa aleyhisselam Allahü Teala'ya, Ya Rabbi, seni dili ve kalbiyle anan kuluna ne mükafat verirsin diye sual etti. Allahü Teala, Ey Musa, onu kıyamet gününde arşımın gölgesi altında gölgelendirir ve muhafaza ederim buyurdu. Musa aleyhisselam tekrar, Ya Rabbi, en kötü kulun hangisidir diye sorunca Allahü Teala kendisine vaaz ve nasihat fayda vermeyen yalnız iken beni hatırlamayandır buyurdu. Şeytan yüzbinlerce cahile karşı göğüs gerebilir, onlara karşı üstünlük kazanabilir, onlarla alay eder, hatta onları istediği tarafa çekebilir. Fakat bir alime karşı bunu yapamaz. Onun karşısında çok güç durumlarda kalır. Şeytana dağları parça parça etmek zor gelmez. Lakin akıllı bir mü'mine karşı koymak onun için çok ağır bir iştir. Çünkü akıllı ve bilgili mü'min basiret ve firaset sahibidir. Baktığına Allahü Teala'nın nuruyla bakar. Onun için böyle bir mümin şeytana demirden daha sert ve kuvvetli gelir. Bu yüzden şeytan akıllı müminden bir çaresini bulup uzaklaşmak ister. Bu defa cahil olan kimsenin yanına gider. Onu esir edip kötülüklere sürüklemek için koşar. Davud aleyhisselam, yar Rabbi, aradığımda seni nerede bulurum dedi. Allahü Teala benden korktuklarından dolayı kalpleri titreyip ürperenlerin yanında buyurdu. Yakınlarından birisine şunları tavsiye etti. Yemeğe besmele ile başla. Sonunda Allahü Teala'ya verdiği nimetinden dolayı hamd et. Elhamdülillah de. Senden bildiğin bir şey sorulursa söyle. Eğer bilmiyorsan bilmiyorum de. Sana sorulursa cevap ver ve konuş. Yoksa sükût et. Bir melek Hazreti Zülkarneyn'e bana insanların hallerini anlat dedi. Hazreti Zülkarneyn de cahille konuşmak ölüyle konuşmak gibidir. Akılsız kimseyle konuşmak Fayda ile zararı birbirinden ayıramayan kimseyle konuşmak gibidir. Anlatılana kulak vermeyen kimseyle konuşmak, ölüye sofrada yemek ikram etmek gibidir. Dağın başından taş götürmek, anlayışsız insana söz anlatmaktan daha kolaydır. Buyurdular. Lokman Hakim Hazretleri oğluna, ey oğul, Allah Teala'yı hatırlayıp, ananların durumu ile böyle olmayanların durumu, nur ile zulmetin, aydınlık ile karanlığın hali gibidir, dedi. Münafığın özelliklerinden ikisi, övülmeyi sevmek, zemmedilmekten, yerilmekten hoşlanmamaktır. Allahü Teala Hazreti Davud'a şöyle vahyetti: Ey Davud, Biliyor musun kullarımdan kimin günahını bağışlamayı severim? diye buyurdu. Hazreti Davud, onlar kimdir ya Rabbi? dedi. Allahü Teala, günahlarını hatırladığı zaman içi titreyenlerdir buyurdu. İnsanın dini için en faydalı ahlak, dünyaya rağbet etmemesi, en kötüsü de hevaya arzu ve isteklere uymasıdır. Hevaya uymanın bir kısmı, malı, makamı ve herkes yanında met edilmeyi sevmektir. Malı ve rütbeyi seven kimse haramlara düşer. Haramları yapan Allahü Teala'yı gazaplandırır. Allahü Teala'yı gazaplandıran kimse helak olur. Şu üç şey zulümdür kendisinden yukarıdakilere karşı gelip emirlerini yerine getirmemek, kendinden aşağıdakilere güç ve kuvvet kullanarak haksızlık yapmak, zalimlere yardım etmek. Münafığın alameti üçtür. Yalnız olduğu zaman tembeldir. Yanında birisi olduğu zaman çalışkandır. Bütün işlerinde övülmeyi çok sever hasetçinin alameti de üçtür. Haset ettiği kimse yanında yoksa gıybetine eder. Yanında bulunduğu zaman dalkavukluk yapar. Onun başına bir bela geldiği zaman sevinir. Tembelin alameti üçtür. Gevşektir, ihmalkardır. Vakitlerini zayi eder. Hatta günaha bile girer. İstişare etmeyen pişman olur. Kendisini başkalarına muhtaç görmeyen, kendi bildiği gibi hareket eder. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, Kurtuluş üç şeydedir. Hüda, hidayette olmak, takva üzere olmak ve bir de hevayı, nefsin isteklerini terk etmektedir. Kim nefsin isteklerini terk eder de, bunun neticesini kalbinde hissetmezse, henüz terk edememiştir. O yalancıdır. İhlas, kişinin her işini Allahü Teala'nın rızası için yapmasıdır. Soruldu ki, nefse en ağır gelen şey nedir? Buyurdu ki, ihlastır. Çünkü nefis, ihlastan pay alamaz. İhlası hiç istemez. Yine buyurdu ki, İhlas, kulluk vazifesini yapmak, Allahü Teala'ya itaat etmektir. Bunu yapmayanın ihlası yoktur. Hazreti Ali radıyallahu anh, amelimize azdır diye üzülmeyiniz. Kabul olunmamasından korkarak üzülünüz buyurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz bin Cebel hazretlerine buyurdu ki, Ey Muaz! İhlasla amel işle. Böyle olan amel az da olsa sana kâfi gelir. Büyüklerden birine, İhlas nedir diye soruldu. O da, Sadece Allahü Teala'nın rızası için iş yapmaktır buyurdu. Buyuruldu ki bir müddet ihlaslı olmak ebediyen kurtuluşa sebep olur. İbrahim bin Ethem Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. İbrahim bin Ethem Hazretleri anlatır. Bir defasında azık almadan Allahü Teala'ya tevekkül edip hacca gitmek üzere yola çıktım. Üç gün bir şey yemeden yoluma devam ettim. Nihayet iblis karşıma çıkıp sultanlığı, ve o kadar dünya nimetlerini hacca aç olarak gidebilmek için mi terk ettin? Onlar olsa daha rahat olarak hacca gidebilirdin dedi. Ben de Allahü Teala'ya, Ya Rabbi, şu düşmanın bana musallat olmak istiyor. Beni onun şerrinden koru diye dua ettim. Bunun üzerine bir ses, Ya İbrahim, cebindekileri at ki maksadın hasıl olsun diyordu. Elimi cebime attım. Baktım ki dört tane gümüş para var. Hemen o paraları fırlatıp attım. Bundan sonra iblis ürküp kaçtı ve ortadan kayboldu. Sonra anladım ki iblis elinde dünyalık bulunduranların etrafında dolaşır ve onlara musallat olmak istermiş. İbrahim bin Ethem Hazretleri kalplere şifa kaynağı olan nasihatlerinde buyurdular ki, Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, ihlas nedir diye sorulunca, Rabbim Allah'tır demen, sonra da emrolunduğun gibi dost doğru olmandır buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şerifte de buyurdu ki, kim Allahü Teala'nın rızası için ihlasla 40 gün ibadet ederse kalbinden diline hikmet akar. Allahü Teala'ya 40 gün ihlasla ibadet eden her kulun kalbinden diline hikmet pınarları fışkırır. Büyüklerimizden bir zat buyurdu ki insanların görmesi ve takdir etmesi için amel etmek, iş yapmak riya ve şirktir. İhlas ile amel edeni, sırf Allahü Teala'nın rızası için iş yapanı, Allahü Teâlâ riyadan ve şirkten korur. Kendisine ihlas nedir denilince, Allahü Teâlâ'nın rızası için kulluk yapıp insanların Allahü Teala ile olan muamelelerinde mahlukatı aradan çıkarmaktır. Bu mahlukların ilki de nefistir buyurdu. İnsan Rabbinin büyüklüğü, azameti karşısında korkarak amel etmedikçe, işlerinde vera sahibi olmadıkça, verası ihlas ile, ihlası müşahede, müşahedesi Allahü Teala'dan başka her şeyden teberri, yüz çevirme etmedikçe kamil bir kul olamaz. İnsanların en hayırlısı müminlerdir. Müminlerin en hayırlısı alim olanlardır. Alimlerin en hayırlısı havf üzere olanlardır. Bunların da en hayırlısı ihlaslı olanlardır. İhlaslı olanların en hayırlısı da ihlası ölünceye kadar devam edenlerdir. Allahü Teala bir kimseye gazap edince verdiği üç nimetten onu mahrum eder. Birincisi salihlerin sohbetine kavuşturur fakat istifade etmekten mahrum eder. İkincisi o kula salih amel işlemek nasip olur fakat ihlastan mahrum bırakır. Üçüncüsü hikmet verir fakat o hikmette sadakat göstermekten mahrum eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyurdu ki, Şüphesiz sıdk, doğruluk, iyiliğe, hayra, hayır da cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye, sıddıklardan yazılır. Yalancılık ise fücura, fıska, günaha götürür. Şüphesiz günah da cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye nihayet yalancılardan yazılır. Kulun Allahü Teala'ya götüreceği en güzel şey sadakat, doğruluktur. Götüreceği en çirkin şey ise yalancılıktır. Dört şey vardır ki, bunlar kimde bulunursa büyük kârdadır. Bunlar sadakat, haya, güzel ahlak ve şükretmektir. Sadık kimse, kalbindekini diliyle konuşan, içi dışına akseden kimsedir. Kim Allahü Teala ile beraber olmak, onun rızasına kavuşmak isterse, sadakat göstersin. Çünkü Allahü Teala sadıklar ile beraberdir. Kendisine sadık kimsenin alameti nedir denildi. Mahzun bir lisan ve hakkı ifade eden ölçülü bir kelam buyurdu. Buyuruldu ki kimde şu dört haslet varsa Allahü Teala onun halini gidişatını iyiye çevirir. Bu dört haslet, vefakarlık, sadakat, haya ve istikamettir. İbrahim bin Ethem Hazretleri bir köle satın almıştı. Köleye, senin ismin nedir, nasıl çağırayım dedi. Ne söylersen, nasıl çağırırsan ismim odur dedi. Sen ne yersin dedi. Ne yedirirsen onu yerim cevabını verdi. Ne giyersin, dedi. Ne giydirirsen onu giyerim dedi. Ne iş yaparsın deyince ne iş emredersen onu yaparım dedi. Peki senin hiçbir isteğin arzun yok mu deyince köle sahibinin isteğini ve emrettiklerini yapar. Onun sahibi varken kendi isteği, arzusu olmaz dedi. Bu sözler üzerine İbrahim bin Ethem Hazretleri Ey İbrahim! Sen Rabbin için ömründe bir müddette olsa hiç böyle kul oldun mu? diyerek çok ağlayıp gözyaşı döktü. Allahü Teala bizleri bu büyüklerimizin şefaatlerine nail eylesin. Amin.